Merhaba değerli izleyenlerimiz. Didim Akbük'teyiz. Akbük'te harika bir panoramik deniz manzarasına sahip olan 3 artı 1, 2 tane WC banyosu bulunan ve bu görmüş olduğunuz geniş teras alanına sahip villamızı tanıtmaya geldik. Villamızın ön tarafından harika bir deniz manzarası var. Sağ tarafından Akbük ve burada görüyorsunuz şehir manzarası var. Hemen arkamızsa komple orman manzaralı değerli izleyenlerimiz. Burada ormanın içinde deniz manzaralı çok güzel bir villayı tanıtacağız size. Geldiğinizde biz terasından başlamak istedik çünkü bu manzaraya hakim olmanızı istedik değerli izleyenlerimiz. Baktığımız zaman sol taraf Muğla, Milas, Kazıklı'ya kadar gidiyor. Sağ tarafımız ise Didim'e kadar gidiyor değerli izleyenlerimiz. Burada çok güzel Akbük'ü görüyorsunuz şu anda. Sağdaki mühendisler sitesini görüyorsunuz. Konum olarak mühendisler sitesi yazarsanız burası çıkacaktır değerli izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafımız da orman, sağ tarafımız da orman, sol tarafımız da orman, arka tarafımız da orman. Oksijenin bol olduğu ve deniz manzarasının uçsuz bucaksız kapanmaz bir yer olduğu ve arkamızın her tarafının da açık olduğu bir villadayız şu anda. Burası teras alanımız. Buraya her türlü pergola ve cam balkon projesini yapabilirsiniz. Dilerseniz burada salon mutfak bile çıkartabilirsiniz. Çünkü ikisi için de giderlerimiz var yani. Böyle U şeklinde bir terasımız var. Arka tarafa da isterseniz kapatıp kiler tarzında kullanabilirsiniz. Burada şu an çok fazla yaşayan insan civarımızda var. Fakat yazlıkçılar geliyor daha çok. Ve kışın, yaz kış yaşayanlar da mevcut. Zaten kışın burada bir daire çekim yapmıştık sizler için. Yaşayanları da göstermiştik. Hemen şu sağ tarafta yukarıda villa eğer istemezseniz, bütçemiz yetmiyor derseniz bu camlı olan yerlerde 2 adet 2 artı 1 yine panoramik deniz manzaralı havuzlu dairelerimiz bulunuyor değerli izleyenler. Onların fiyatları 85 bin euro ile 90 bin euro. Bu villamızın fiyatı ise gerçekten heykellerin altında. Şimdi geldiğiniz zaman hemen sağ tarafta spot banyolarımız bizleri karşılıyor. Villamız şu an tuşları kaldı bitme aşamasında. O yüzden ufak tefek eksiklikler gözünüze çarpmasın. Bu şekilde verilmeyecek. Tüm eksiklikleri tamamlanıp temizliği yapıldıktan sonra verilecek. Biz şu anda terastan bir kat aşağı indik. Yani giriş kat ve giriş üstü terasında bir altı olan ara katımıza geldik. Şimdi buradan yatak odasından, ana yatak odasından görmüş olduğumuz manzara bu değerli izleyenlerimiz. Müteahhitlerimizden de çok teşekkür ediyoruz. Kolon ve kolon yani iki kolonun arasına boydan boya bir cam tercihi yapmış. Zaten bu manzara da ancak bu şekilde değerlendirilirdi. Sürgülü Fransız balkon ve camlarla burası yapılmış. Aynı zamanda çok güzel de bir panjurumuz var. Yani otomatik panjurlarımız var. Otomatiksiz panjurlarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Yatak odamız için her şey düşünülmüş. 2 adet burada prizlerimiz mevcut. Aynı zamanda buradan otomatik panjurları açıp kapatabileceğiniz, yani yaptığınız yerden hiç kalkmadan açıp kapatabileceğiniz bir kumandaya sahibiz. Ve buradan baktığımız zaman gerçekten gece görüntüsü de Akbük'ü bilir. Gece görüntüsü de çok şahane bir görüntü veriyor. Google'a Akbük gece manzarası yazdığınız zaman Akbük'ün tüm ışıkları yine burada ayağınızın altında. Yani hem gündüz hem akşam çok güzel manzaralara sahibiz. Karşılığı hemen televizyon için 2 adet priz ve uydu anteni çekilmiş. Yine burada ekstradan bir prizimiz daha var değerli izleyenlerimiz. Çıktığımızda buranın odanın da tamamen deniz manzarası. Ekstra olarak bu odamızda 1 adet de balkonumuz mevcut. Burada yine televizyon değerleri için yerler ayrılmış. Abzeler konulmuş. Şimdi balkona doğru sizi alacağız değerli izleyenlerimiz. Balkondaki deniz manzarasını da Efe kardeşim size şu anda detaylı çekecek. Balkon içinse yine prizlerimiz ve güzergahlarımız ayrılmış durumda. Gayet güzel, geniş yatak odasının haricinde kullanabileceğiniz balkon. Ben bu balkonu istemiyorum derseniz burayı kaldırıp cam balkonla kapattığınızda yatak odanız daha çok büyüyecek. Hemen burada sağ tarafta da açılır kapanır penceremiz mevcut. Burada yine burada sağ tarafta da açılır kapanır bir adet penceremiz mevcut. Bu pencereden de baktığınız zaman yine sağ taraftaki ağaçlık içinde ilerleyeceklerimiz. Şimdi küçük çocuk odamıza geldiğimizde burayı çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz buranın da manzarası yine orman manzaralı. Bu arkaya bir ufak
Otomatik panjurlu pencere bırakılmış. Yine burada da otomatik panjurumuz olduğunu söylemiştik. Çocuk odasında da yine burada bir adet televizyon uydu yerimiz mevcut. Şimdi ana banyo vereceği gelmiş olduğumuz partide burada Hilton dolabımız, Duran marka klozetimiz şu an takılacak. Zaten başında söylemiştik, ufak tefek rutuşlar gözünüze çarpmasın. Hepsi müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Yerlerimiz, duvarlarımız tamamıyla damarlı, desenli faynaslardan oluşuyor. Enderpen marka tüm pencerelerimizde, kapılarımızda Enderpen marka kullanılmış. Yine burada da havalandırmamız çok güzel bir şekilde aynama dolabımız görüyorsunuz. Yine dolabının altına da koyabileceğiniz dolabımız mevcut. Ara katımızdan da çıktıktan sonra aşağıya doğru inelim. Aşağıya doğru inerken de burada lambamız, spot lambalarımız, koyu anstratik gri renginde korkuluklarımız gayet güzel. Sade ve şık değerli izleyenler. Sade olması zaten göz ağrıtmaması, kafa ağrıtmaması çok güzel bir özellik. Şimdi yine buradan sağdan çıkmadan önce balkonumuza çıkalım. Yani bizim giriş katındaki balkonumuzu da görüyorsunuz. Burayı size 3x1 diye tanıttık fakat birazdan bahçeyi indiğimizde göstereceğim. Alt kata da 2 tane odamız sığıyor. Dilerseniz 2 oda, dilerseniz bir büyük oda, dilerseniz oyun salonu, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Kapalı garaj da yapabilirsiniz. O imkana sahip. Tabii iskan aldıktan sonra. Şimdi bizim hem mutfak tarafından, sayın talon tarafından iki taraflı otomatik panjurlarımızla balkonumuza çıkışımız mevcut. Bu balkonumuza çıktığımızda bile zaten manzara hiçbir şekilde kapanmıyor. Yani giriş kapından, bahçesinden deniz manzarasına hakimiz değerli izleyenler. Burada çok geniş, çok büyük kullanabileceğiniz bir balkonumuz var. Burayı da cam balkonla kapattığınızda kışın tadından yanmaz. Tamamen girdiğiniz zaman hemen sağ tarafta tecrübe tesisleri de açılıyor. Burada bir merdiven altı boşluğumuz var. İsterseniz siz burayı kapatın, kiler olarak kullanın. İsterseniz böyle açık kalsın. Birçok şey şu an avantajlı. Yine projeye açık. Niye? Çünkü daha bitmedi. Yani daha bitmeyen bir yer alındığı zaman riskli olabilir fakat buranın müteahhit firmasına gerçekten ben tam olarak kefilim. Yani tüm gerekli prosedürleri, gerekli sözleşmeleri, gerekli senetleri her şeyi yapabiliriz. Ve hepsini tüm tekliflere açık müteahhitimiz. Takas var, eğer bizimden bir gayrimenkulümüz varsa ya da bir arabanız varsa, değerlendirmek istiyorsanız, arsanız varsa takasa girebiliyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Burada şimdi bu tezgahımız oynuyor. Yani siz bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu tezgahı kaldırabilirsiniz de. Oynayan bir tezgah. İstediğiniz yere bunu monte edebilirsiniz. Ve hiçbir şekilde yani iki kişi kaldırıp tutup bunu çekemeyiz. O şekilde bir monte edebiliyorsunuz. Buradaki mutfağımız gayet kullanışlı mutfak. O şekilde her tarafı kapanmış. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli raflandırmalar yapılmış. Burada yine kapağımız eksik. O da gelecek tabii. Bunlar gözümüze çarpmasın. Bulaşık makineniz burada ondan sonra çamaşır makinesi için de yerimiz ayrılmış. Buzdolabı yerimiz gerçekten yenileşim buzdolabı. Bunu da kaldırdığımız zaman hepsinden farklı olarak yukarıya doğru açılıyor. Değerli izleyenler. Bunu yukarıya doğru açtığımızda da hem bahçeye servisimiz var hem de arka taraftaki ormanlık alanı görebiliyorsunuz. Işıklandırma, havalandırma için de gayet güzel. Başta söylemiş olduğumuz gibi buranın da otomatik panjuru var. Bu sefer bu mutfağın ön tarafına geldiğimizde biraz mutfağa doğru baktığımız zaman salonla bir, dilerseniz ayrı mutfak da olabilir. Dilerseniz buraya da bir tezgah yapabilirsiniz. Yani projeye açık bir yer. Şu an panjurumuz bu taraf kapalı. Elektriğimiz şu an şartlarını da açtık. Yok kapalı. Burayı da açtığımız zaman buradan da deniz manzarasına hakimiz. Ve buradan da az önceki balkona çıkış yapabiliyoruz. Lafı çok uzatmadan son olarak deneyelim. Son geleceği lavabomuz burası. Yine fanyaslı. Hilton dolabı her şey mevcut. Klozet pislenmiş, o değiştirilir. Önemli değil. Eksiklerini, artılarını söylüyoruz sizlere. Buradan dış kapımızdan şimdi çıkıyoruz. Çıktığımızda güzel bir dış kapımız var. Her şey mevcut. Burada hemen sağ tarafta çeşmemiz bulunuyor. Buradan yine bahçe için gerekli teminleri sağlamanız için. Burada çeşitli işte mutfak gider boruları kapanacak tabii ki. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bu bahçenin her şeyi tamamıyla yapılacak. Yani. Bizim arabayla geldiğimiz zaman buraya bir garaj alanı gelecek. Fakat garaj alanı şu an çok lazım bir şey değil. Çünkü evimizin önüne kadar arabayı biz çok rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Yani karışan edenimiz yok. Fakat buraya siz kendi aracınızı tabii ki de özel bahçenize getirdiğinizde buraya bir otopark alanımız geliyor. Burada arka tarafımızda boşluğumuz var. Buraya merdiven de yapabilir. İsterseniz rampa şeklinde de gidip çıkabilirsiniz.
merdiven olarak da düşündüğümüzde gayet güzel. Aynı zamanda İskender'den sonra havuz yapımına da çok müsait bir yer burası. Havuz yaptığınız zaman havuzundan deniz manzarasını hakim olabilirsiniz. İşte kardeşinden rica ediyorum dikkat edilmesi için. Bahçelerimiz daha tam bitmediği için değerli izleyenlerimiz. Şimdi size az önce yukarıda iki odada aşağı yapabildiğini söylemiştik değerli izleyenlerimiz. Hemen Efe kardeşimi bu sağ tarafa rica ediyorum. Örnek olması açısından yandaki projeyi gösterelim. Yani burası değerli izleyenler aslında 5-6'dır. Tabi bu duvar iskenden sonra açılacak. Buraya bir veranda alanı yapılabilir böyle karşı taraf gibi. Bahçemiz zaten çok güzel olacak. Bahçeden tekrar bir şöyle manzarayı bakacak olursak gerçekten bahçesinden bile manzaraya hakim. Yani deniz manzarasının önünü kapatan şeyin ağaç olması ne kadar güzel bir şey. Bina değil, beton değil. Siz ağaçla önünüz kapatıyor. Ve gerçekten de ağaçlar zaten buradaki ağaçlar yeterince büyümüş, daha fazla büyüyeceğini sanmıyorum. Gördüğünüz olduğunuz gibi buraya benim çok güzel aklımdan projeler geçiyor. Sizin de eminim girdiğiniz aklınızdan çok güzel projeler geçecek. Fiyatımız 3 milyon TL değerli izleyenlerimiz. Panoramik deniz manzaralı şu an 3+1 fakat 5+1'e çevrilecek olan müstakil bahçeli, müstakil otoparklı yerimizin fiyatı 3 milyon TL. Diğer villa, portföy, daire, arsa, tarla seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Akbük'ten çok güzel yerlerimiz gelecek. Lütfen takipte kalın.